Böyle bir olayı doğa sana kızgın olduğu için yaşamışsın Ve hepsi de doğru söylemiş Sen iyi misin Gökçe? Kutular benimle konuştu diyorum Sen doğru söylemiş diyorsun Evet doğru söylemişler Bak şimdi seninle ilk konuşan neydi? Cam şişe Ne dedi? Hı. Ben çöp değilim dedi Heh işte o çöp değil Hayda Nasıl değil? Bildiğin çöp işte Hayır değil Bak bu kutuları görüyorsun değil mi? Evet. Bunlar geri dönüşüm kutuları. O senin gördüklerinin hepsi geri dönüşebilecek atıklar. İlki cam şişe demiştin. Evet. Cam şişeleri, cam bardakları, normal camları hatta kırılmış camları dahi geri dönüşüm kutusuna atmak gerekiyor. Onlar burada işlemden geçip tekrardan yeni cam olabiliyor. Hele ki camları doğaya atmak çok tehlikeli. Neden? Hayvanlar zarar mı görür? O da var ama daha önemlisi bir cam doğada tam 4000 yılda kayboluyor. Kaç bin yıl? 4000 yıl. E tamam. Camdan cam oluyor da. Kağıttan da kağıt mı oluyor? O da mı çat değil? Değil. Gazete kağıdı dahil olmak üzere bütün kağıtlar geri dönüşümle birlikte yeni kağıt olabiliyor. Gazete kağıdının üstünde yazılar var. Yeni kağıt olduğunda onun da mı üstünde yazılar olacak? Hayır. Geri dönüşümde tüm yazılar siliniyor ve tertemiz kağıt olarak meydana çıkıyor. Bu sayede yeni kağıt yapılsın diye ağaçlar kesilmiyor. Bir taşla iki kuş diyorsun. Kesinlikle. Doğayı korumuş oluyoruz. Ağaçlar bizim için çok değerli ve şu an dünyada yeterince kağıt var. Eğer herkes geri dönüşüme verirse yeni ağaç kesilmez. Doğru diyorsun. Peki pet şişede de yine pet şişe mi oluyor? pet şişelerden iplik yapılıyor. Nasıl yani? Bildiğimiz iplik mi? Evet, kıyafetlerimizdeki ipliklere dönüşüyor. Ayrıca bir pet şişe toprakta kaç senede kayboluyor biliyor musun? Hayır. 400 sene. Hı. Hiçbirimiz o kadar yaşamıyoruz. Evet, ama o orada kalıyor ve toprağın yapısını değiştiriyor. Peki, ya hakkında ne diyeceksin? Kullanılmış yağları lavaboya dökersek içme sularına karışır ve içme sularımız içilemez hale gelir. Herkes dökerse bir gün tamamen susuz kalabiliriz. Oo, Atık yağlar çok zararlıymış. Peki yağlar geri dönüşümle tekrardan yağ mı oluyor? Hayır. Sabuna, ham maddeye ve en önemlisi biyodizel yakıta dönüşüyor. Araba yakıtına mı? Evet. Babam bunu çok sevinecek. Buna sadece baban değil, hepimiz seviniyoruz. Çünkü hem doğayı korumuş hem de her şey ucuzlamış oluyor. Bana bunları anlattığın için çok teşekkür ederim. Bundan sonra geri dönüşebilecek hiçbir atığı atmayacağım. Ve gördüğüm herkese bana anlattıklarını anlatacağım.